Eylült'tan merhaba sevgili izleyenler ve değerli dinleyenler. Havalar soğudu. Uçak trafiğinde zaman zaman sorunlar yaşanıyor, iptaller oluyor. Havalimanlarında karla mücadele söz konusu. Biz de bu konularla çok yakından ilgili, aynı zamanda da yerli ve milli teknoloji olarak altını çizeceğimiz bir hususu, uçakların buzlanmasını, pislerin yine buzlanmasını, donmasını, kaymasını önleyecek sistemler üzerine konuşacağız. Önemli bir konum var. MKS Devo. Kimya Yönetimi Kurulu Başkanı Korgün Şengün. Korgün Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Uçaklardaki buzlanmayı önleyen yahut da bir diazing, bir de anti işte bir de pislerde yine benzer sorunlara yönelik yapmış olduğunuz çalışmalar var. Önce şu neler yapıyorsunuz? Yani bu diazing, anti kimyasalların kimyasallarını dünyada üretmek çok zor mudur? Kimse üretemiyor. 2-3 tane şirket var dünyada. Siz bu işe nasıl girdiniz? İşin neresindesiniz? Evet. Şimdi MKS de o bir kimya şirketi. Türkiye'de gördüğünüz dökülmekte olan hazır betonun yüzde ellisi bizim ürettiğimiz ham maddeyle yapılır. Türkiye'de aldığınız deterjanın, işte çamaşır bulaşık makinesinden tutun da e, hijyenine kadar devam eden bir sürü polimer teknolojileri var. Ürettiğimiz fosfonat teknolojileri var. Sonra dijital mürekkep işleri var. Efendim öyle böyle kimyanın çeşitli e, segmentleri başka sektörlere çıktı olur. İşte bunu çeşitlendirirken hep bir arge projelerimiz var. Bu arada biz bir arge merkeziyiz. Bu arge merkezde sürekli proje üretmek var. görevi bu zaten. Bunu yaparken de işte e, bu çeşitlendirme esnasında havacılık bir baba mesleği olduğu için bende de hep çocukluğumdan beri evet. bir şeydir, hevestir, hatıradır. Baba asker hava albay. Evet, mi? babam hava albay. E, çocukluğum benim ee, hep şeyde geçmiştir. Üstler. Hurdalıkta. Ha. Üstlerin hurdalıkları vardır bilir misiniz? Tabii. O hurdalıkta geçmiştir. O helikopterlerin en yani eğlenceli oluyor. yer tabii ki çocuk ya için yani. Müthiş. Millet onu plastikten oyuncağını bulamazken siz. Müthiş. <laughs> evet. Müthiş. Babam beni çok defa hurdalıkta kayboldum diye gelip de ararlar. Hurdalıkta uyur, hurdalıkta kalkar. Ama ne güzeldir. O F100'ler filan onların içinde kokpit filan. Hmm. Çocukluğumuzdan beri hep havacılık e, doğduk onun içinde büyüdük filan. Bana da hep böyle kalbi yakın şu an Türk Hava Yolları'nda çok pilot arkadaşım var hepsi çocukluk arkadaşım. E, onlar da işte pilot babaların çocuklarıydı. Onlar o tarafa gitti. Babam bana e, yok dedi. Öyle değil. Sen bu tarafa gideceksin. İşte mühendislik bilim filan bizde e, Allah rahmet eylesin. Onun söylediğiyle e, bu tarafa doğru ilerlerken böyle bir yatırım. Şimdi bu de-icing, meselesi çok niş bir konu. Muazzam büyük bir sektör değil. Dünyadaki pazar büyüklüğü nedir diye sorarsanız yaklaşık 1 milyar dolardır. Hiç, çok küçük bir iş. Kaç tane oyuncu var? E işte orası çok önemli, o kilit bir soru. E Avrupa'da 3 tane oyuncu var. E Çin'i filan da katarsanız, Çin'de büyük bir alıcı bu arada. Japonya ve Çin büyük bir alıcı. Daha Çin'de bunu üreten yok. Üreten var. O pazarlar için üreten var. Orada da herhalde iki tane üretici vardır. Japonya'da da bir tane var. Yani bütün dünyaya baksanız onu geçmez bu iş. Şimdi şu ana kadar konuştuklarımızdan bazı seyircilerimiz tam anlamıyla bir şey anlamamış olabilir. Peki. Şimdi diyecekler de icing anti-icing nedir? Ne işe yarıyor? Bunlar neyi konuşuyor falan biraz şu Değil mi? üründen de bahsedelim. Evet. evet. Uçak donar. Evet. Uçak park pozisyonundayken donar. Havadaki rutubet o alüminyum gövdede, metal çöker. gövdede e, kondens olur. Yoğunlaşır yani, hı hı. çöker. Sonra dew point değiştiğinde, sıcaklık düştüğünde bu donar. Ve donma katman katman olur, bayağı da zorlayabilir. Bu mülk olabilirmiş. Bunu biz de-icing değil, de-icing çözeriz. Evet. Yani buzlanmış olanı, Çözüyoruz. buzunu Kırarız. Kırdır. Tabii çıkıp spatula ile kazıyacak halimiz olmadığına göre arabanın camını kazıyoruz evet. ya böyle. Uçakta böyle bir söz konusu. Özel sistemli araçlarla. Evet. Bu ground service, yer hizmeti gelir, sipariş eder pilot, uçak bir kere buzundan arındırılır. Yani donmuş bir uçağı, donmuş bir uçağın buzunu çözme işi. Evet. Bunun adı de-icing Havacılık sivil havacılıktaki tanımı, ayata'daki tanımı Type 1 diyorlar. Hı hı. Bu Type 1. Bunları da renklerine göre çeşitlendirmişler ki kafa karışıklığı olmasın diye sarı, yeşil ve kavun içi olmak üzere ayırmışlar. Bu Type 1. Type 2. Tamam, bunu çözdük, uçak hazır. Evet. Ama F fakat şartlar bir şartlar, daha donabilir. Bir daha donabilir. Şartlar oluşmuş vaziyette ve uçak biraz sonra kalkacak. Evet. Take off. İşte tam o sırada uçağın Type 2 veya Type 3 veya Type 4 onları da anlatayım la anti ice edilmesi lazım. Şimdi bu ne demek? Buzlanmayı engelleyecek bir yüzey oluşturmamız lazım. Evet. Buraya kadar güzel. Bunun adı da Type 2 veya Type 3 veya Type 4. Bu deicingi bastıktan sonra buz'u çözdük, anti icingi basacağız. Ne zaman basacağız? Kim karar verecek? Nasıl olacak? Bir kere e, burada bu işin pilot başı, o karar veriyor. Evet. Yani kule e, anti-icing alın veya ground service anti-icing alın, bir otorite bunu söylemiyor. Hı, Uçuşun o noktadaki uçağın güvenliğinden... Pilot. Kim sorumluysa pilot. 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 Evet. E, bir uçakta mesela ne kadar şey kullanıyorsunuz? Şöyle, evet. hava durumuna bağlı olarak değişir. 500 kiloyla 2 e, iki ton, 2,5 iki, ton arasında kimya kullanılır. Bir uçak için, bir uçak için. Evet. Hava durumuna göre değişir. Evet. E, type 1 ve type 2 ayrı ayrı veya birleşik olarak kullanılabilir. Hı -hı. Yani hem D.I.S. yaparken hem de Hı -hı. anti da yapabilirsiniz. Nerede yaptınız ilk satış ve uygulamayı? Van, Van, e, Denizli. Ondan sonra Türk e, Hava Yolları uçakları. Türk ha? Hava Yolları sağ olsun, e, Onlar onlarda böyle bir projenin varlığından her zaman e, memnun olduklarını ifade ettiler ve dört tane havalimanımızda geçen senenin tamamını beraber geçirdik. Kış çok sert geçmedi geçen hı hı. sene e, ve tabii hayalimiz, hedefimiz e, İstanbul Havalimanı. Bütün hani şey vardır ya, <laughs> e, hayalleri vardır evet. ya bizim de bu işte neyi hayal edersin derse İstanbul e, Havalimanı, e, şampiyon bir havalimanı. Şampiyonlar ligi. Daha Peki güzel. neden burada yoksunuz? Şimdi, şimdi bu bir kere piyasaya yeni girmiş ve gerçekten hiç beklenmedik vaziyette girmiş bir şey Hı -hı. proje. Anlatabiliyor musunuz? E, Türk Hava Yolları dediğiniz siz ben lütfen yanlış söylersem düzeltin. 435 tane mi uçağımız evet. var. Evet. Değil mi? O civarda. 435'te. Evet. Yani bu son haftada eklenmediyse 435. Evet. Civarda. Şimdi bu büyük bir operasyon. Biz de açıkçası, Devası. biz de açıkçası bu büyük operasyona ilk günden dahil olmak istemeyiz. Çünkü bunun kimyası bir iş üretmek. Bunun lojistiği bir tabii iş. tabii taşınması, depolanması büyük bir iş. Biz saklanması. bu ikisini çok iyi yaparız. Burada bir problem yok. Ama bunun aplikasyonu bambaşka hmm. bir iş. Kolay bir iş değil. Bunun havalimanında depolanması o bambaşka bir iş ve sonra da bunun Tabii takibi e, ve etkilerinin incelenmesi bir süreçtir. Biz bu stratejiyle e, Türk Hava Yolları'nın e, da... Bize e, dizayn ettiği stratejiye zaten ya. iyi yerden başlamışsın. Anadolu'dan tabii, tabii, işi çok. öğrenerek çok, çok. yavaş yavaş merkeze geliyorsunuz. Çok iyi, çok iyi oldu. Ee, tabii hayallerimiz var. Hani merkeze daha gelmeden kıymetli büyük havalimanlarımız da var. Hayallerimizin başında da bu evet. sene inşallah yapabilirsek Esenboğa An var. Ankara var. Evet, Esenboğa var. Soğuk merkez. Hayal ediyoruz. Ee, tabii Sabiha bizim için çok önemli. Ne orada bir, bir kısa süre önce öğrendim. HH'de bir iş birliği başlamış. Evet sağ olsunlar. Orada 200 ton bir şey vardı. Ee, Runaway diye Yani pist. Ee, buzlanma evet. önleyicisi ve buz kırıcısı ihalesi vardı. Ee, ve biz evet. aldık ihaleyi. Yabancı rakipler Toplam'da vardı. Toplamda Türkiye'nin bu iş için harcadığı rakam nedir? Hepsi üstü üstüne söyleyeyim mi? Evet. Ee, yani... Anti-icing, de-icing, buz kırıcı, evet. buz önleyici ve pistler. Evet. 50 milyon dolara geçmez. 50 milyon dolara geçmez toplam rakam. Küçük bir iştir. Zaten yılda 15-20 günlük toplam iş günü de o kadar. Toplam kullanım belki 3 günde %50'si %60'ı oluyor yani. Bunu it ihraç etme şansı ne? Şahane soru sordunuz. Dünyadaki en büyük alıcılardan bir tanesi kim biliyor musunuz? Almanya toplam Avrupa pazarının yüzde alıyor tek başına. Bizim için de şahane pazar. Biliyorsunuz Türkiye'nin ihracattaki en, en büyük, büyük yani. bir buçuk milyar dolar Avrupa'ya ihracat yaparız. 2,5 buçuk milyar dolar da ithalat yaparız. E demek ki daha bir milyar yapmamız evet, lazım. Evet. Belki bu o daha kalemlerden çok, çok biri olabilir. Türkiye orası yüzde otuzu derken Türkiye toplam pazarın ne kadarıdır diye sorarsanız Avrupa pazarının yüzde üçü. Evet. Yani Almanya neredeyse 10 kat büyük bir pazar. Dolayısıyla hedefimiz, hayalimiz oraya gitmek. E, MKS'de bu Belçika var. Belçika'da da özellikle o bölgenin e, de-icingini, vermek üzere bir lojistik hap kuruyoruz. Hı hı. E, ve stratejimiz şu, e, siparişini ver, bir sene önceden koy ona bekle değil. Değil, lazım olduğunda biz yanındayız, en yakınındayız filan gibi bir pazarlama stratejisiyle yürüyoruz. Tabii çok büyük bir avantajımız var. O çok büyük avantaj da Türkiye'nin çok kıymetli bir markası, Türk Hava Yolları'nın tedarikçisi olmak demek. Tabii. Ee, bu işte bir kere tamamdır demek. Yani. Ağzında gümüş kaşıkla doğmak demek evet. yani. Gerçekten e, böyle bir milli markanın varlığı ve gücü işte onun yarattığı ekosistemdeki diğer unsurlar içinde ne kadar kıymetli bu çok iyi bir örnektir. Yani özellikle Türkiye Cumhuriyetlerden çok talep var. Fakat orada lojistik problemler Türkiye bizim Türkiye Cumhuriyetlerle en büyük problemimiz Bunu lojistik. Bunu neyle taşıyorsunuz? Bizim IBC tank dediğimiz evet. birer tonluk tanklarda be görmüşsünüzdür böyle beyaz plastik üstünde de bir kafes vardır. Tamam. Ve onlarla taşınıyor. Bir şey daha önemli bir şey daha söylediniz. Bunların her bir tanesi 150 ila 200 euro maliyeti var. Ve bu içindeki kullanıldıktan sonra ne oluyor biliyor musunuz? Atık. Dolayısıyla bunun içine koymaktansa dökme Bunu... vermek. Ya şimdi bakın işe. Evet. İşte içeride bir yerli üretici olursa önümüzdeki dönemde biz tabii Van, Diyarbakır dökme alacak miktarlarda almıyor. Ama ileriki dönemde bir İstanbul Havalimanı, bir Esenboğa gibi e, işleri aldığımızda oralarda dökme tedarik yaparak ortadan bu IBC'yi çıkartsak tonunda, Maliyette. tonunda 150-200 euro. 1000 ton dediğinizde 150 bin euro yapar. Evet. Az bir para değil mi? Mesela mı? onu hava kargo taşıyabiliyor Çalı, Taşı bu ambalajın içinde taşınıyor. taşıyor. Bu am ama tabii çok maliyetli oluyor. Evet. Tabii yani, astarı yüzünden pahalıya geliyor. E tabii şimdi Type 1, Type 2 üstü üstüne kaç paradır derseniz dünyada işte average piyasda 2500'de 3500 euro arasında bir tanesinin fiyatı değişir. E bu bir tanesi 200 euroysa zaten maliyetin %8'i durduk yerde bu çöpe gidecek. Hı -hı. Tank oldu. Hı -hı. İşte biz de bir niyet ettik, bir yola çıktık. Bakalım yol bizi inşallah Güzel yerlere Hayır, götürür. götürecek. Ben de iyi yolculuklar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Katıldığınız Kemerleri için, bağlayalım mı? Evet, katıldığınız <laughs> için teşekkür ediyorum. İnşallah yeni projeler, yeni ürünlerde İnşallah. yine konuk ederiz sizi. Görüşmek dileğiyle diyelim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.